Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vahfid lehuma cenaha zulli minel rahmeti ve kur rabbi rahamhuma kema rabbayani sagira. Sadakallahul azim. Vahfid lehuma cenaha zull minel rahme. Anne babana tevazu kanatlarını ger, minar rahmeti, o cenah-ı zulli de minar rahmeti. Yani rahmetten naşi olan, yani rahmetten buradaki mini iptaiyedir, hem de talil ifade ediyor. Rahmetten naşi olan o tevazu kanatlarını onlar üzerine ne yap? Ger, indir. Yani ihfid lehuma cenahake. Yani kanadını onlara ger. Yani tevazu et, buradaki maksat budur. Tevazu, onlara tevazu göster. Kema kâle vahfid cenahake lil mu'minin. Yani müminlere karşı tevazulu ol manasında. Fe edâfehu ile zulli kema udîfe hâtimun ile cûdi. Yani işaret edildi, buradaki defa beyan edir. Yani mevsufun sıfatına izafesi gibidir. Yani zaten söyleyecek, yani vakfid lehuma cenahake zelile. Evet. Buradaki hatem mesela hatemul cevat yani gibidir. Hatemul cevat yani cömert olan hatem. O cevat hatemin sıfatıdır yani. Evet, işaret etti ki demek ki buradaki mevsuf sıfatına ne yapılmıştır? İzafe edilmiştir. Minar rahmetine min ferti rahmetke lehuma. Bu işaret dedi ki buradaki min ferti, mübalağa nereden çıkıyor? Eliflamdan. Er-rahme. O er-rahmetke eliflam kemala işaret ediyor. Yani o çok olan rahmetini min ferti rahmetke lehuma, onlara olan aşırı derecede rahmetinden dolayı. Rahmetinden kaynaklanan. Tabii buradaki min demiş ki iptaya manasındadır. Bir de vaat fike aleyhima. As buradaki şefkat. Onlara şefkatinden naşi olan, kaynaklanan o tevazu kanatlarını ger. Likiberihima ve iftikarihima el-yevme. Çünkü onlar yaşlıdırlar. Çok yaşlandıklarından dolayı. Bir de ve iftikarihima, onlar muhtaç olmuşlar. El-yevme bugün ila men. Oradaki men evlattır. Öyle çocuklarına muhtaç olmuşlar ki kâne efkara halkillâhi ileyhime bil emsi. O çocuk daha dün diyor mahlukatın en muhtacı idi anne babasına. Yani anne babasına dün anne babasına mahlukattan en muhtaç olan çocuğun da bugün kendisine muhtaç olan anne babasına ne yapması lazımdır? İyilik yapması, tevazu göstermesi gerekir diyor. Ve kale zeccac ve elin cenabek canibeke. Buradaki demek cenahtan canip. Yani onlara yanını canip, yan demek. Mütezellilen lehuma min mübalagatike fir rahmeti lehuma. O minel rahmeti yani min mübalagatike. Gene oradaki er-rahmeteki eliflam gene mübalağa ifade edilir. O yüzden ona işaret etti. Onlara yani çok aşırı derecede rahmetinden kaynaklanan tevazu ne yap? Onlara böyle tevazu göstererek onları yumuşak davran. Ve elin canibeke, onlara yani elin canibeke yani yumuşak davran, mütezellilen bu halde onlara tevazu göstererek lehuma, onlara aşırı derecede tevazu göster. Min mübalagatike fir rahmeti lehuma, onlara rahmetin yani onlara çok rahmetinden naşi, onlara çok rahmetinden kaynaklanan tevazu etmiş olduğun halde yumuşak davran, onlara güzel davran. Ve kur rabbi rahamhuma kema rabbayani sagira. Şöyle dua et. Ey Rabbim, o ikisine anne babama merhamet eyle. Nasıl ki onlar küçükken bana
Küçükken beni yetiştirdiler, terbiye ettiler, büyüttüler. وَلَا تَكْتَف۪ي بِرَحْمَتِكَ عَلَيْهِمَ الَّتِي لَا بَقَاءَ لَهَا. Yani onlara tek dünyadaki rahmetinle rahmet etme. Belki وَدْعُ اللّٰهَ بِاَنْ يَرْحَمَهُمَا رَحْمَةُ الْبَاقِيَةَ. Allah'ın ebedi rahmetini onlara kılmasını iste. Çünkü biz dünyada ne kadar rahmet etsek bizim rahmetimiz geçicidir. Anne babamız vefat ettiği zaman onlara rahmetimiz biter. Ya da biz onlardan önce vefat edersek bizim yine rahmet biter. Ama Allah'ın rahmeti, sonsuz rahmeti, ebedi rahmeti onların üzerine olsun diye şey yaptı ayet. Yani bu daha mübalağalıdır yani. Yani fani olan rahmetle değil, baki olan rahmetle onlara dua et. Yani o baki olan rahmet de ebedi rahmettir. Ahiretteki Yüce Allah'ın onlara merhamet etmesidir. Allah tabi onlara ahirete merhamet ederse cennetteki o yüce mertebelere onları ulaştırır yani. وَجْعَلْ ذَٰلِكَ Sen bunu kıl. Yani bu rahmet okumanı. جَزَاءً لِرَحْمَتِهِمَ عَلَيْكَ ف۪ي صِغَرِكَ وَتَرْبِيَتِهِمَا لَكَ Yani onların küçükken seni yetiştirmeleri ve küçüklüğünde sana merhamet etmelerine karşılık olarak bu rahmeti, bu ebedi rahmeti onların üzerine kıl. وَالْمُرَادُ بِالْخِتَابِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ Tabi hitap Peygamberimizin gayrisidir burada. وَالدُّعَاءُ مُخْتَصٌ بِالْأَبَوَيْنِ مُسْلِم۪ينِ بِالْأَبَوَيْنِ الْمُسْلِم۪ينَ Evet. Müslüman olan anne babalara hastır. Yani insan kafir olan, müşrik olan anne babasına rahmetle dua etme. Belki hidayet edebilir. Yani hidayet Allah onlara doğru yolu göstersin, irşad etsin diye insan onlara dua edebilir. Doğruyu göstersin. Ama Allah rahmet etsin denilmez kafire, müşrike. وَقِلَ اِذَا كَانَ kafireyni evet diyor anne baba ebeveyn kafir olursa o zaman biz muhtas bil ebeveynil müslimeyni diyelim hani zahire göre öyle okuyalım ve kile izâ kâne kafireyni anne baba kafir olduklarında nasıl dua edilir lehu en yesterhime lehuma bi şartil iman iman ettikleri yani iman ederlerse ya Rabbi onlara rahmetiyle denilebilir ama iman olmazsa iman şartı olmasa insan rahmet okumaz. Ama kesin biliyoruz kafir olarak öldüler, müşrik olarak öldüler. Hiçbir zaman caiz değildir. Hani Tevbe suresinde böyle bir ayet vardı. Tevbe suresi وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُ وَهُمْ فَاسِقُونَ 82. 84. affen. Diyor, onlardan ölmüş hiçbirine asla namaz kılma, dua etme, merhamet etme. Çünkü namaz da bir nevi duadır. Yani cenaze namazı bir nevi duadır yani. Bir rahmettir yani. Bir mevtaya bir rahmet okumaktır sanki. Onun kabri başında da durma çünkü onlar Allah ve Resulü'nü inkar ettiler ve onlar fasık olarak yani yoldan çıkmış olarak öldüler. Ve en yed'u vallaha lehuma bil hidayet dediğimiz gibi hidayet onlara dua edilebilir. Ya Rabbi onlara hidayet eyle. Tabi hayattayken. Ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ridallah fi ridal valideyn. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Yani anne baba razı olursa Allah da razı. Tabii Müslüman mümin olma şartıyla. Ve sahatuhu fi sahatihima Allah'ın gazabı anne babanın gazabındandır. Gazabında saklıdır yani. Ne demek? Yani anne baba insana, evladına gazap ederse, kızarsa Allah da gazap eder yani. Varuye يَفْعَلُ الْبَارُ مَا شَاءَ اَنْ يَفْعَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارِ Diyor, anne babasına itaat eden, iyilik eden kişi dilediğini yapsın, ateşe girmez. وَيَفْعَلُ الْعَاقُ عَقْ yani anne babasına isyan eden, مَا شَاءَ dilediğini yapsın, اَنْ يَفْعَلْ yani dilediğini yapsa bile فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ Cennete de giremez. Tabi tövbe etmezse, yani tövbe ederse, durumunu düzeltirse o zaman cennete girer. Tabi buradaki bar da öyle. Anne babasına iyilik ediyor ama
Müslüman olacak, iman üzere ölecek, şirk koşmayacak. Yoksa ana babasının ilikti, son anda şirk koştu, dinden döndü, mürted oldu. O zaman tabii ateşe girer yani. Hadis-i şerife böyle anlamak lazım. Öyle hadis-i şerifleri hemen direkt mana yaparak işte tamam böyledir dememek lazım. İnce düşünmek lazım bu gibi konularda. Ve anhu aleyhisselam iyyâk ve ukûkal vâlideyn. Yani anne babaya isyan etmekten sakının. Fe innel cennete yûcedu rîhuhâ min mesîreti elfi âmin. Dür cennetin kokusu 1000 senelik mesafeden duyulur. وَلَا يَجِدُوا رِيحَهَا عَاقٌ Onun kokusunu duymaz. Anne babasına isyan eden ve bu hal üzere ölen. وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ Sıla-i rahmi kesen, akrabalarıyla iyi ilişkileri kesen ve bu şekilde devam eden. وَلَا شَيْخٌ زَانٍ Zinakar ihtiyar. Adam ihtiyar olmuş. 60, 70, 50 yaşına gelmiş. Evlidir ya da evli değildir. Zina ediyor ve bu hal üzere devam ediyor. Tövbe etmemiş. O da cennetin bırak girmeyi kokusunu bile duyamaz. Ve la carun izarahu huyala. Kibirinden dolayı elbisesini yerlerde sürükleyen, hani Araplar eskiden böyle uzun elbiseler giyerlerdi. Öyle kibirden dolayı yerde sürüklerlerdi. Arkasından hani gelin gibi. Gelin nasıl o gelinliği gittiği zaman sürüklenir ya. Onun gibi. Kibirinden dolayı yani, sürüklerse diyor cennetin kokusunu duyamaz. İnnel kibriya lillahi rabbil alemin. Kibriya ve azamet sadece alemlerin Rabbi olan Rahman olan Celle Celaluhu Allah'a hastır. Başka ayetler de vardır. Diyor ki azamet ve kibriya benim sıfatımdır, vasıflarımdır. Kim bunlarla bana münazaa ederse onu cehenneme atarım diyor Yüce Allah. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Diyor Allah Rabbiniz sizin kalplerinizden geçenleri daha iyi bilir. Yani bima fi demairikum. Yani gönüllerinizde olan, kalplerinizden geçen ki nedir o? Min kastil birri ilel valideyni. Anne baba olan iyilik kastını bilir. وَمِنَ النَّشَاطِ وَالْكَرَامَةِ ف۪ي خِدْمَتِهِمَا Onlara hizmette istekli ve iyiliksever olmanızı bilir. اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ Eğer diyor siz salih olursanız, قَاسِد۪ينَ صَلَاحَ وَالْبِرَّ Salahı, iyiliği ve güzel şeyleri kastederseniz, ama ثُمَّ فَرَطَتْ مِنْكُمْ Sonra sizden sadır olursa, fi halil gadabi gadab halinde ve inde haraci sadri gönlünüzün böyle daraldığı, sıkıldığı bir halde ne sizden vakı olursa henetun yani hastetun şerrin kötü bir davranış sizden sadır olursa o henetun da tüeddi ila ezahuma onlara eziyet verecek bir kötü bir davranış sizden yani gadab halinde gönlünüz daraldığı bir halde sadır olursa Sümme übtum ilallahi sonra Allah'a dönerseniz ona raci olursanız ve stagfertum minhuma minha ve stagfertum minha Allah'tan mağfiret talep ederseniz fe innehu kâne lil evvâbine gafûra Allah kendine yönelenleri çok ne yapar? Mağfiret edendir. Peki evvab kimdir? El evvâbu ellezî izâ eznebe Evvabı ki günah işlediğinde badere ile tövbeti hemen tövbeye ne yapıyor? Yöneliyor, koşuyor. Yani tövbe, çabucak tövbe ediyor. Ve caze en yekune haza ammen li kulli men feratet minhu cinayetun sümme taba minha. Yani de bu genel olabilir. Yani illa ki yani anne babaya değil. Anne babaya bir kötülük yapan değil. Yani genel olarak bir kötülük yaparsa ondan sonra Allah'a dönerse, tövbe ederse genel olur yani. Ve yenderecu tahtu el cani ala ebeveyhi. Edir bunun altında anne babasına isyan eden, kötülük yapan da girer. Et taibu min cinayetihi ve onun yapmış olduğu kusurdan ne yapar? Tövbe eden de girer diyor. Niçin? Li vurudihi ala eserihi yani li vuku'ihi ba'dahu. Evet. Diyor hemen peşinden bu gelmiş. Yani bu anne baba iyilik konusundan hemen sonra bu geldiğinden dolayı demek ki bu yani
Feyne ukane lil evvabine gafura. Yani demek ki anne babasına kötülük yapmış. Ondan sonra Allah'a rücu etmiş, tövbe etmiş, halini düzeltmiş. Bu da içine girer. Ve atizel kurba minke, yani sana yakın olan. Hakkahu, hakkını ver. Ey nafakaten. Yani nafakasını ver. İza kânu mahârime fukara'a. Yani nikahı haram olan fakir kişilerden ise onlara hakkını ver. Vel miskine, mesela muhtaç olanlara, ve ibn-i sebil yolda kalmışlara, ey ve âtihâ ulay hakkahu mine zeka, zekaten olan haklarını bunlara ver. Ve la tübezzir tebzira, ve la tüsrif israfen, asla israf etme. Kîle et tebziru tefriqul mali fi gayril hilli vel mahalli. Yani mesela yerinde olmuyor. Adam malı dağıtıyor ama yerine vermiyor. Ya da harama dağıtıyor. Haram. Haramdır. Yeri değildir. Malını oraya harcır. Bu israftır yani. Fe'an mücahidin lev enfeqe mudden fi batilin, batıl yolda bir müd dahi harcarsa kâne tebziren diyor. Tebzir israf olur. وَقَدْ أَنْفَقَ بَعْضُهُمْ نَفَقَةً ف۪ي خَيْرٍ فَاَكْسَرَ diyor. Bazı selefi salihinden kişiler hayırdan infak etmişler ama biraz aşırı gitmişler. فَقَالَ لَوْ سَعِبُهُ onun arkadaşına demiş ki لَا خَيْرَ ف۪ي سَرَف israfta hayır yoktu demiş. Sen çok israf ettin. Yani tam hayır yaptın ama israf ettin. Bu yaptığın işte bir hayır yok demiş. فَقَالَ o da demiş ki لَا سَرَفَ ف۪ي الْخَيْرِ hayırda israf olmaz. Yani ne kadar hayır çoğalırsa çoğalsın onda israf yok. Çünkü hayır yoldadır. Çünkü hem mahalline gitmiştir yani. Mahalline girmiştir. Sen fakir fukara ne kadar da çok yardım edersen et onda bir şey olmaz. Bir israf olmaz. Ama yeter ki onda bir ölçüsü vardır. Hani gelecek ayette Allah alem. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُّدْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا gel. Orada açıklayacağız. Yani demek ki elindeki bütün mal varlığını da götürüp de hayrında harcama. Çünkü çoluk çocuğun rızkı vardır. Kendi ihtiyaçlarını giderecek miktarda bırakacaksın. Ondan sonra diğerini infak edersen, ne kadar da infak edersen et, sıkıntı değil. Yeter ki aileni, geçimi üzerine olan kişileri mağdur eyleme, mahrum bırakma. Kendinle insanlara muhtaç kalacak şekilde malını ne yapma? Dağıtma. Çünkü gelecek hayatta da Allah-u Teala öyle ikaz edecek şimdi. Gelecek derse okuyacağız inşallah onu. Niçin israf eyleme? İnnel mübezzirine. Çünkü diyor israf edenler, malını saçıp savuranlar, kânu ihvâne şeyatin, şeytanların kardeşleridir. Yani emsâlehum fi şerareti, kötülükte onların benzerleridir. Ve gâyetul mezemmeti, yani aşırı bir zem var burada. Yani innel mübezzirine, kânu ihvâne, Allah-u Teala onları şeytanlara benzetti, şeytan. Onlar da şeytan gibidirler yani. Burada demek bir zem var. لِيَنْ اُلَا شَرَّ مِنَ الشَّيْطَانِ şeytandan daha şerli kimse yoktur. Demek ki büyük bir zem oldu adam için. Kötüleme oldu. اَوْهُمْ اِخْوَانُهُمْ وَاَسْلِقَاهُمْ yani onlar şeytanların kardeşi ve dostlarıdır. Niçin? لِيَنَّهُمْ يُطِعُونَهُمْ فِي مَا يَأْمُرُنَهُمْ بِهِ مِنَ الْاِسْرَافِ çünkü şeytanlar israftan onlara neyi emrederlerse onlar da onu yerine getiriyorlar. Yani demek bu konuda onların neyi oldular? Dostları oldular yani. وَكَانَ شَيْتَانَ لِرَبِّهِ كَفُرَ şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. O zaman madem öyle فَمَا يَنْبَغِي اَنْ يُطَاعَ şeytana itaat edilmemesi gerekir. Niçin? لِيَنَوْ لَا يَدْعُوا اِلَّا اِلَى مِسْلِ فِعْلِهِ çünkü şeytan ancak kendi yapmış olduğu fiilin benzerine davet eder. Kendisi kötülük yapar. İnsanlar da kötülüğe davet eder yani. Çünkü şeytan hiçbir zaman insanların iyiliğini istemez, daima kötülüğünü ister yani. O yüzden dikkatli olmak lazım, israf etmemek lazım. Bu konuda hassas olmamız gerekir diyor Yüce Allah. Evet, bugünkü dersimiz burada yeterli olsun. İnşallah gelecek dersimize devam ederiz. Ve ahir du'vana enilhamdülillah rabbil alemin.